Sevgili öğrenciler, ismi Mustafa Çolak, ASBİ İşletme Bölüm Başkanıyım. Kendi adıma ve bölüm hocalarımız adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Önemli bir karar aşamasındasınız. Bu bağlamda sizlere bölümümüzü kısaca tanıtmak istiyoruz. Böylelikle daha bilinçli, daha iyi karar verebilmenize yardımcı olabilmeyi umut ediyoruz. Öncelikle bölüm hakkında bazı bilgiler sunacağım. Bölümümüz hakkında bazı bilgiler sunacağım. Sonrasında bölüm hocalarımız kendilerini kısaca tanıtacaklar. Öncelikle işletme yönetimi nedir? Muhtemelen akıllarınızda oluşan ilk soru budur. İşletme yönetimi, belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışanların ve kaynakların nasıl en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini şöyle ifade edeyim. İşletme yönetimi, belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışanların ve kaynakların nasıl en iyi şekilde koordine edilmesi ve yönetilmesi sorusuna odaklanır. Bu amaçla müfredatımız yapılandırılmıştır. 4 yıllık bir eğitim alacaksınız. 8 yarı dönemde verilen 4 yıllık bir eğitim alacaksınız. Bu 8 yarı yılın ilk 4 yarı yılında, ilk 2 yılında ortak ders olarak isimlendirebileceğimiz bazı dersler alacaksınız. Bu ortak derslerin bazıları dünya tarihi, sosyal bilimlerin felsefesi gibi bazı dersler üniversite öğrencileri tarafından, tüm üniversite öğrencileri tarafından alınan derslerdir. Diğer bazıları ise matematik, iktisat, istatistik gibi diğer bazı dersler ise bölüm ya da fakülte öğrencileri tarafından alınan ortak derslerdir. Son 2 yılda bölüm derslerine yani işletme yönetimine yönelik derslere odaklanacaksınız. Bu bağlamda yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, muhasebe gibi işletme yönetimi ile direkt ilgili dersler alabilme olanağınız olacak. Yine son 2 yılda bölümümüzden ya da diğer bölümlerden çok sayıda seçmeli ders alma olanağınız olacak. Şimdi karar aşamasındasınız. Önemli bir karar aşamasındasınız. Bu bağlamda neden ASBİ işletme sorusu aklınıza gelebilir? Bunu da kısaca şu şekilde özetleyebilirim. Biz bölüm olarak ve esasında üniversite olarak genç bir üniversiteyiz, genç bir bölümüz. Bu bağlamda akademik kadromuz güçlü. Güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Kadromuzun hepsi ya yurt dışı eğitimli ya da yurt dışı deneyimi olan, aktif olarak araştırma yürüten, araştırmalara, akademik araştırmalar yürüten öğretim elemanlarımızdan oluşmaktadır. Bu bizi diğer çoğu işletme bölümünden ayıran önemli bir özelliktir. Eğitim dilimiz tam İngilizcedir. İngilizceye ek olarak üçüncü sene dahil, üçüncü sene itibariyle ikinci bir yabancı dil alma olanağınız da olacak. Bu bağlamda üniversitemizde ikinci yabancı dil olarak 9 dersi seçebileceksiniz. Rusça, Çince, İtalyanca, Arapça gibi dersler bu derslerin arasında. Bir diğer neden ASBİ işletmeyi göz önüne almanızı gerektiren bir diğer neden eğitimlerimiz küçük sınıflarda verilmektedir. Yani 30-40 kişilik sınıflarda eğitimlerimizi yürütmekteyiz. Bu öğrenci ile öğretim üyesi arasındaki iletişimi kolaylaştıran, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran bir unsurdur. Çünkü çok büyük sınıflarda 70 kişilik, 100 kişilik sınıflardaki eğitim ile 30-40 kişilik küçük sınıflarda verilen eğitim takdir edersiniz ki farklı olacaktır. Özellikle öğrenci öğretim üyesi etkileşimi açısından. Evet, temelde dolayısıyla neden ASBİ işletme bölümü sorusuna bu noktaları belirtmek yerinde olacaktır. Evet, işletme bölümü mezunları ne iş yapar?
Esasında işletme bölüm mezunlarının iş olanakları geniştir, oldukça geniştir. Hesap uzmanlığı, müfettişlik, mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, örgütsel gelişim uzmanlığı, ihracat uzmanı, lojistik uzmanı, pazarlama uzmanı, pazarlama yöneticisi, serbest muhasebeci, mali müşavirlik gibi alanlar işletme bölümü mezunlarına hitap eden alanlardır ya da bu alanlar bölüm mezunlarımızın rahatlıkla iş bulabileceği alanlar arasındadır. Sanırım benim bölüm hakkında konuşmak istediğim hususlar bu şekilde. Ders detaylarımızı, müfredat yapımızı, derslerimizi bölüm web sayfamızda bulabilirsiniz. Şimdi bölüm hocalarımız kendilerini kısaca tanıtacaklar. Benzer şekilde bölüm web sayfamızda bizler hakkında, bölüm hocalarımız hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Çetin Hocam, sizinle başlayabilir miyiz lütfen? Tabii hocam, teşekkür ederiz öncelikle girişiniz için. Adım Çetin Önder, yönetim organizasyon profesörüyüm. Aşağı yukarı kurulduğu tarihten beri ASPİ'de görev yapıyorum. Lisansım Boğaziçi Üniversitesi'nden, yüksek lisansım Glasgow Üniversitesi'nden, doktoram da Sabancı Üniversitesi'nden. Dediğim gibi uzmanlık alanım yönetim ve organizasyon. Yönetim ve organizasyonda biz genel yönetimle alakalı meseleleri öğrenmeye çalışıyoruz veya bunları araştırıyoruz. Diğer hocalarımın uzmanlık alanları da onları dinledikçe öğreneceksiniz. Örgütsel davranış, örgüt kuramı, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi gibi alanlar yönetim organizasyonun parçası. Bizim ana bilim dalımızın derslerini alan öğrenciler dolayısıyla yöneticilik bilgi ve becerilerini ondan sonra önemli ölçüde edinirler. Mustafa Hocam söyledi, bölümümüz nitelikli hocalardan oluşuyor. Diğer ana bilim dallarımız için de geçerli ama ben bizim alanımız, ana bilim dalımız için tekrar edeyim. Türkiye'de başka hiçbir işletme bölümünde görülmeyecek kadar nitelikli hoca ekibine biz ASPİ işletme bölümünde sahibiz. Yönetim ve organizasyon ana bilim dalında burayı tercih etmeyi düşünecek adaylar bunu dikkate alabilirler dolayısıyla. Teşekkür ederiz Çetin Hocam. Gözlem Hocam, sizinle devam edelim lütfen. Tabii hocam, teşekkürler. Merhabalar, ismim Gözdem Dural Selçuk. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında Bilkent'te yüksek lisansımı tamamladım. Hacettepe'de doktoramı tamamladım. Sonrasında University of Bath'ta İngiltere'de doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldım bir projede. Sağlık uygulamaları üzerine çalışıyorum. Endüstri mühendisliğinin temel uygulama alanları olan simülasyon yöntemlerini kullanarak sağlık problemleri üstüne çalışıyorum kişisel olarak. Bölümde istatistik dersleri veriyorum ve operasyon yönetimi dersi veriyorum. Sayısal yöntemler ana bilim dalının doktor öğretim üyesiyim. Kendi ana bilim dalımız özelinde verdiğimiz dersleri kısaca özetleyecek olursak bunlar daha çok öğrencinin analitik düşünme yeteneğini geliştiren, bir organizasyondaki operasyonları yönetirken rahatlıkla gündelik hayatında kullanabileceği ufak böyle araçları onlara öğreten ve işte gerçek problemlerle bunu zenginleştiren ders içeriklerini veriyoruz daha çok. Bu istatistik operasyon yönetimi başka seçmelilerde karar analizi gibi dersler olabilir ama hani işin özelinde gerçekten öğrencinin iş hayatına çıktığında analitik düşünme yeteneğini geliştiren ve problem çözme yeteneklerini geliştiren dersler üzerine çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum, ben bu kadar. Teşekkür ederiz Gözlem Hocam. Ece Nur Hocam. Merhabalar. Ben de 2018 yılından beri bölümümüzde görev yapmaktayım. Muhasebe finans anabilim dalında finans doçentiyim. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünde lisansımı tamamladım. Yüksek lisansım Essex Üniversitesi'nde, doktoramı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Şu anda bölümümüzde muhasebe yönetimi, finansal yönetim, uluslararası finans dersleri vermekteyim. Çalışma alanlarımda yine uluslararası finans, finansal piyasalar arası bulaşıcılık, finansal varlık fiyatlama modelleri üzerine çalışmaktayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz
Ecenur Hocam. Selin Hocam, sizinle devam edelim lütfen. Teşekkürler hocam. Merhabalar, ismim Selin Erdil. Ben de işletme bölümünde yönetim organizasyon ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2018 yılından beri. 1999 yılında ODTÜ işletmeyi bitirdim. Daha sonra City University of New York'ta yüksek lisansımı tamamladım. Onu takip eden süreçte doktora derecemi Sabancı Üniversitesi'nden, Yönetim Bilimleri Fakültesinden aldım. Benim uzmanlık alanım ve ilgi alanım örgütsel davranış konuları. Daha mikro düzeyde örgütsel hayatın, çalışma hayatının içinde çalışan psikolojisini anlamak, daha iyi açıklamak üzerine araştırmalar yürütmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra kültürler arası yönetim meseleleri de araştırma alanlarım arasında ve lisans düzeyinde ve yüksek lisans doktora düzeyinde hem örgütsel davranış hem de kültürler arası yönetim dersleri veriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ali Durdu Hocam. Merhabalar herkese. Ben doktor öğretim üyesi Ali Durdu. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğretim üyesiyim. Lisansım Sakarya Üniversitesi'nde, yüksek lisansım da aynı şekilde Sakarya Üniversitesi'nde. Doktoram Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeyim. Daha çok bilgisayar mühendisliği alanlarında uzmanlaşmaktayım. Şu anda uzmanlık alanları konusunda veri gizleme, şifreleme, kaotik uygulamalar. Aynı şekilde yönetim bilişim sistemlerinin ana bilim dalının uzmanlık alanlarıyla ilgilenmekteyim. Bölümümüzde web programlama, Python, Excel, Advanced Excel ve database şeklinde dersleri vermeyi planlıyorum. Bu dönem, önümüzdeki dönem vereceğim inşallah. Bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz Ali Hocam. Hüseyin Hocam. Hocam teşekkürler. İsmim Hüseyin Tunç. Üretim, yönetim ve pazarlama anabilim dalında doçentim. Lisansım Hacettepe İşletme, yüksek lisansım da Hacettepe. Doktoram Mississippi State University Amerika'da. Bir sene yine Mississippi State University'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Kısa bir zamanda, 4 ay kadar da İsviçre'de Ecole Polytechnique Federal de Lausanne'da ziyaretçi araştırmacı olarak bulundum yakın zamanda. Araştırma alanlarım genel olarak envanter yönetimi, aynı zamanda belirsiz durumlar altında karar verme olarak nitelendirilebilecek en geniş tanımda alanlarda çalışıyorum. Gözlem Hocam'la aslında çalışma alanlarımız birbirlerine benziyor. Dolayısıyla aslında benim verdiğim derslerde ve benim araştırma alanlarımda öğrenciler açısından aslında gerçek bir yaşamda, bu işletme ortamı olabilir, başka ortamlar olabilir, karar verme süreçlerinde analitik olarak nasıl yaklaşabileceği ve bu analitik düşünce tarzını nasıl daha somut araçlarla çözebilecekleri ve bunun üzerine analizler üretebilecekleri konular üzerine odaklanıyoruz aslında. İşte verdiğimiz dersler üretim yönetimi, stok yönetimi, karar bilimleri, modelleme, matematiksel modelleme gibi dersler vereceğim. Sanırım benim de anlatacağım şeyler bu kadar. Bölümümüzü seçmeyi planlayan arkadaşlara hani bölümün iyi bir bölüm olacağını ve onları geleceğe hazırlayacağını söyleyebilirim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Beyza Hocam. Herkese merhabalar hocam. Giriş için teşekkürler size de. Ben Beyza Akkaya. 2005 senesinde Bilkent İşletme'den mezun oldum. Daha sonra bir özel sektör deneyimim var 2011 senesine kadar. Yabancı bir uluslararası şirkette yatırım danışmanlığı bölümündeydim. Daha sonra 2011 senesinde akademisyenliğe döndüm. Cambridge Üniversitesi'nde finans master'ı yaptıktan sonra ODTÜ'de doktoraya devam ettim ve 2017 senesinde mezun olduktan sonra ASPÜ'de başladım.
ASPÜ'de ASES olarak finans ve muhasebe derslerini vermekteyim halen. Bunun içerisinde finansal piyasalar ve kurumlar gibi finansın daha iyi anlaşılmasına yönelik dersler olduğu gibi muhasebe gibi farklı çeşitli konular da mevcut. Bu dersleri alan öğrencilerin de Mustafa Hoca'nın söylediği gibi işletme esas olarak bir kaynak yönetimi olduğu için bu derslerde kaynak yönetimini anlatan dersler olacak. Benim de söyleyeceklerim esas olarak bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Beyza Hocam. Sevgili öğrenciler, değindiğim gibi bölüm web sayfamızda bölüm kadromuzun detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bazı hocalarımızın engelleri var idi, katılamadılar. Ama web sayfamızda bilgileri mevcuttur. Son olarak ben de kendimi kısaca tanıtayım. Hacettepe İşletme Lisans mezunuyum. Sonrasında Amerika'dan Drexel Üniversitesi'nden yüksek lisansımı, Temple Üniversitesi'nden doktoramı aldım stratejik yönetim alanında. Bölümümüzde mezuniyet öncesi alacağınız stratejik yönetim dersini vermekteyim. Çalışma alanlarım arasında stratejik yönetimin bir alt çalışma alanı olan stratejik planlama, stratejik planların uygulanması gibi konular çalışma alanlarım arasındadır. Bölüm hocalarımıza teşekkür ediyorum katılımları için. Bölüm hocalarımız adına ve kendim adına iyi bir karar vermenizi, doğru bir karar vermenizi temenni ediyorum. Bölümümüze gelirseniz sizi samimi bir ortam karşılayacaktır. Hem kendi aranızda, bölüm sınıf arkadaşlarınızla. Çünkü küçük bir üniversiteyiz, bunu olumlu anlamda konuşuyorum. Sınıflarımız küçük, yine olumlu anlamda konuşuyorum. Bu anlamda, bu bağlamda kendi aranızda interaction, etkileşim daha yüksek olacaktır. Benzer şekilde bizlerle de etkileşiminiz daha yakın, daha samimi olacaktır. Tekrar vurgulamak istiyorum. Öğretim kadromuz, güçlü bir öğretim kadrosuna sahibiz. Aktif olarak araştırma yapan, yurt dışı eğitimi, yurt dışı deneyimi olan ve sizleri gerçekten geleceğe hazırlamayı amaçlayan öğretim kadrosuna sahibiz. Umut ederiz, doğru karar verirsiniz. Umut ederiz kararınız sizler için, aileleriniz için iyi olur, iyi sonuçlar üretir. Teşekkür ediyoruz. Müzik